İncelet.com'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Şubat 2018 Pazartesi. Mobil Dünya Kongresi 18 için üşenmedik. Sizler için Barcelona'ya kadar geldik ve kimden neler yapmış yerinde incelemeye başladık. Hemen arkamızda Samsung'un müthiş standı var arkadaşlar. Dün de zaten bir lansman yapmıştı. Lansmanda da yeni amiral gemisi S9 ve S9 Plus modellerini tanıtmıştı. Biz de şimdi cihazlara yakından bakmak için Samsung'un standına geldik. Hadi sizi daha fazla bekletmeyelim ve incelememize başlayalım. Beni takip edin arkadaşlar. Dün akşam Samsung'un bir tanıtımı vardı. S9 ve S9 Plus'ları tanıttı Samsung. Biz de şimdi bu cihaza yakından bakmak için buradayız. Hemen cihazı incelemeye başlayalım. Bir kez bu defa değişik bir renkle geldi. Bu rengi nasıl nitelendireceksiniz? Lila mı diyeceksiniz? Mor mu diyeceksiniz? Samsung buna ne adı verdi açıkçası bilmiyorum ama oldukça güzel, oldukça farklı duran bir ekrana sahip. Hemen şöyle bir ekranı inceleyelim. Sonsuz ekran dediği şeyle geliyor. Ekranın kasa oranının oldukça iyi dizayn edildiği cihazlardan bir tanesi arkadaşlar. Cihazda home butonu bulunmuyor. Sanal tuşlar bulunmakta. Hemen hızlıca kamerayı açabiliyorsunuz ya da başa dönebiliyorsunuz. Tipik Android kullanımını zaten görüyorsunuz. Cihazın hakkında neler olduğuna hemen şöyle bir bakabiliriz. Cihaz nelerle gelmiş sizlerle beraber paylaşalım arkadaşlar. Cihaz Android 8.0 ile geliyor ve Samsung'un Experience versiyon 9'u ile geliyor. Oldukça güncel cihazlardan bir tanesi. Ele aldığımızda son derece kavraması kolay, tek elle rahatlıkla kavranabilen bir cihaz. Benim elim şöyle düşünürseniz neredeyse bir el boyutunda olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir cihaz. Bu işte kapanmayan ekran, 15-44 saatini görebiliyorsunuz. Yanı sıra Samsung tabii birçok şey getirdi. Bunların arasında işte Apple'ın getirdiği bu animoji dediği şeye, bunlar da AR emoji dediler. Artılmış gerçeklik emojiler yapıyorlar. Onları getirdiler. Infinity Display dedikleri özellik var ve stereo speakers var. Yani sadece şu gördüğünüz mazgaldaki ızgaradan hoparlörü duyabiliyorken artık buradan da duyabiliyorsunuz ve stereo hale geldi. Dinlediğiniz şeyleri çok daha rahat dinleyebileceksiniz. Cihazın bu kenarında sadece on off tuşu, yani güç tuşu, power tuşu, ne diyorsanız o bulunuyor arkadaşlar. Diğer yüzünde ise ses açma kapama tuşu var ve burada da Bixby çalıştırdığınız tuşu bulunuyor arkadaşlar. Bixby'de kullanıyorsunuz bununla aktif olarak. Yanı sıra arkadaşlar cihazın altında 3.5 milimetrelik bir jack var. Jack bulunuyor ve cihaz USB Type-C ile geliyor. Şarjını da buradan sağlıyorsunuz. Cihazın üstünde de micro SD kart taktığınız yer ve sim kartınızı taktığınız slot bulunuyor arkadaşlar. Şurada bir mini mikrofonu bulunmakta. Tabii ki altta da bir mikrofonu bulunmakta arkadaşlar. Şimdi gelelim cihazın ekranına, kullanımına, tasarımına. Hemen size fotoğraf kalitesini göstermek istiyorum. Şöyle bir aşağı doğru bakalım. Arkadaşlar cihaz incelemeye devam ediyoruz. Şimdi cihazın tabii şöyle bir kendimizi gösterelim arkadaşlar. Bir selfie modu var. Buradan çektiğimiz fotoğrafları görebileceksiniz. Aynı zamanda selfie'yi de değiştirelim. Bakalım kamera açıları nasıl olacak. Arkadaşlar tabii full review dedikleri özellik de geldi artık. Kendinizi komple ekrana sığdırıyorsunuz. Bu etrafta kalan işte kapalı alanlardan da kurtarmış oluyorsunuz. AR emoji dedikleri olaya da şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi artık beni böyle görüyorsunuz. Burada bir tavşan seçilmiş. Ya da ne bileyim işte bu karakter neyse onu seçebiliyorsunuz. Şöyle olabiliyor. Biraz Snapchat vari şeyler bunlar. Vay. Bu benim normalde takmadığım bir gözlük ama fena da değil. Şöyle de durabiliriz arkadaşlar. S9 güzel oldu. Tabii bu sadece yüz hareketlerinizi alıyor arkadaşlar. Yani elinizle ilgili hareketlerde herhangi bir şekilde almıyor, sağlamıyor. Size bir görüntü vermiyor. Onun haricinde şöyle bir bakalım başka ne tip özellikler var. Kamerayı değiştirdik ve zoomlamaya bakacağız. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şurada arkadaki iki kamerayla beraber artırılmış bir şey var. Bakın şurada x2 yazan noktaya bastığımda anında kendisi zoomunu yapıyor. İki kademi ileriye götürmüş oluyor. Tekrar bastığımda da böyle geliyor. Şöyle bir bakın. İşte Samsung çalışanı bir arkadaşımız var orada. Ya da S9'un yazısının olduğu, yani beyaz alanla siyah alanın bir arada bulunduğu yerlerde nasıl tepki verdiğini de görüyoruz cihazın arkadaşlar.
Yan tuttuğunuzda zaten oldukça kaliteli. İşte panorama özelliğinde kullanabiliyorsunuz. İşte live focus ya da AR emoji şeylerinde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kamera performansı oldukça iyi. Hızlı tepki veriyor kameraya arkadaşlar. Bakın kameranın oto moduna geldiğinizde arkadaşlar seçiminizi yapıyorsunuz, basıyorsunuz ve oldukça hızlı kareler yakalayabiliyorsunuz. Şöyle gösterelim size stand alanını. Tabi Samsung'un iyi rakiplerinden Huawei de var karşımızda. Huawei'yi de çekmiş olalım ve çektiğimiz fotoğraflara da şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bunlar az önce benim çektiğim fotoğraflar. Hani buradaki netlemeyi vesaireyi görebiliyorsunuz. Telefonda herhangi bir kasma, donma vesaire gibi şeyleri görmüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça başarılı çekimler yaptığını söyleyebiliriz. Cihazın S9 Plus, Samsung'un yeni jenerasyon için ürettiği, işte bu da benim beceremediğim selfie'm olsun arkadaşlar. Çok da beceremiyorum. Bakın burada da başka şeylerin fotoğraflarını da çekmişler. Netlemesi, odaklaması oldukça başarılı bir cihaz Samsung S9 Plus. Gelelim diğer özelliklerine arkadaşlar. Bir kere tabii artık alışılmışın dışında bir şeyi sergilemiş oldu Samsung. Çift kamera var ama dikey yönde konumlandırılmış. Hani iPhone X'te ya da iPhone 10 dediğiniz şeyde tam şuradadır ya o kamera. Samsung da buraya almış. Daha önce Samsung'unki yatay şekildeydi ve Samsung'un bu parmak izi okuma yeri, butonu neyse bu işte, o burada oluyordu ve kameraya dokunuyordunuz. Yani tuşu açmak istediğinizde kameraya dokunuyordunuz. Samsung kullanıcılardan gelen geri bildirimlere önem verdi ve bunu artık düzeltti. Tam buraya konumlandırdı. Tek parmakla kullanacaksanız oldukça hızlı açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok başarılı bir yerleştirmesi var. Tabii ben telefona daha alışamadım. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Cihazın haricinde ne gibi özellikleri var? Şöyle bir bakalım. Bu arada Barcelona'da hava 9 derece şu an arkadaşlar. Öyle günlük güneşlik bir dünya yok. Haberiniz olsun. Onun haricinde şu arayüzüne bir daha bir bakalım arkadaşlar. Samsung'un kullandığı arayüzde başka neler var? İşte uçuş modu, güç, dengeleyici, mobil datası, Bluetooth'u, sesi, yüksekliği, Wi-Fi'yi, performans modu, işte mavi ışık modu, mobil hotspot yaptığınız modu gibi, işte güvenlik önlemlerinin bulunduğu, NFC yakın alan teknolojisini kullandığı şeyler. Bir sürü özelliği bulunmakta arkadaşlar cihazın. Bunun haricinde de başka kullanılabilecek ne var bakalım. Dil desteğinde bizimle ilgili bir şeyler sunmuşlar mı, onu da yapabiliyor muyuz bakalım. Arkadaşlar bu da tabi dede mi oluyor? Dede oluyor herhalde. S7 Edge cihazını şöyle bir değerlendirin. Gözünüzde canlandırın. S7 Edge ile üst üste koyduğumda bakalım nasıl. Olayı görüyorsunuz. Şöyle bir fark var. Bir serçe parmak civarında gösterebileceğim kadar bir fark var arkadaşlar. S7 ile. Tabi bunda bir kılıf var. Bu kılıfı bir çıkaralım önce. Şöyle inceliklerine bakalım. Muhtemelen görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen hemen aynı gibi duruyor aslına bakarsanız. Çok ciddi farklar yok. Zaten bunun temel sebeplerinden bir tanesi de ikisinin de altında 3,5 mm jakının konumlandırılmış olması. Bu tasarımda inceliğe gitmenin, inceltmenin zorlaştırdığı etkilerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Onun haricinde cihazda herhangi bir kasma, donma vesaire bir şey görmeniz mümkün değil. Çok güzel bir hissiyatı var cihazın. Dokunması çok keyifli arkadaşlar. Bununla çok güzel videolar, fotoğraflar çekebileceksinizdir. Ben bu AR emoji olayı tabii hoşumuza gitti ama yine şöyle bir selfie almaya çalışayım arkadaşlar. Hadi gelin bu selfie'yi de şimdi inceleyelim. Netlemesine bir bakın. Evet, neredeyse bütün sıkıntılarımı göstermiş, bütün pürüzlerimi göstermiş. Başarılı bir cihaz. Benim açımdan başarısız ama cihaz açısından, kamera açısından oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Samsung S9 Plus incelememiz burada sona eriyor arkadaşlar. Bir başka inceleme videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. incelet.com'u beğeniyorsanız, videolarımızı beğeniyorsanız bize destek olmak için beğenin ve aşağıya yorumlarda bulunun. Kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Hoşça kalın.